Sayın Bakanım, İl Koordinasyon Kurulu'nun değerli üyeleri ve basınımızın güzide temsilcileri, ilimizde yürütülen kamu yatırımlarının genel değerlendirmesinin yapılacağı 2024 yılının 3. İl Koordinasyon Kurulu toplantısına hoş geldiniz. Sayın Valim, yüksek müsaadenizle toplantıyı tüm kurumlara ve ilimize faydalı olması dileğiyle başlatıyorum. Yatırımcı kurum ve kuruluşlarımızın il yatırım takip sistemine girmiş olduğu verilere göre, İlimizde 2024 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla 10 sektörde toplam 287 kamu yatırım projesi bulunmaktadır. Bu projelerimizin 163 adedi devam eden projeyken 14 adedi ihale, 1 adedi tasfiye ve 66 adedi proje aşamasında bulunmaktadır. Yıl içerisinde 43 adet projede %100 fiziki gerçeklik sağlanarak yatırımlar tamamlanmıştır. İlimizdeki toplam 287 yatırım projesinin 29 adedi Ordu Büyükşehir Belediyesi ve OSKİ Genel Müdürlüğü'ne, 54 adedi ilçe belediyelerine, 204 adedi ise yatırımcı il ve bölge müdürlüklerine aittir. Bu yatırımlarımıza 2024 yılında tahsis edilen 9 milyar 164 milyon TL ödeneği, yıl içerisinde 4 milyar 740 milyon TL'si harcanmış ve böylece yıl içi harcama oranımız %51,73 olmuştur. İlimiz yatırım programında yer alan projelerin toplam bütçesi yaklaşık 47 milyar 468 milyon TL olup, bugüne kadar 24 milyon 795 milyon TL harcama yapılarak %52,24 genel nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. İlimiz yatırımcı kurum ve kuruluşlarının devam eden projeleriyle bu yıl ve önümüzdeki yıl gerçekleşecek yeni projelerine ilişkin hazırlıklara, çalışmalara ve ihalelere hız vererek zaman kaybetmeksizin işe başlamaları büyük önem arz etmektedir. Kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve hizmetlerin yapılması sırasında kamu kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanarak yardımlaşmanın arttırılmasında ve kaynakların daha etkin, verimli ve tasarruflu kullanılmasında kurum ve kuruluş amirleri sorumluluk bilinci içerisinde görev yapacaklardır. İl Koordinasyon Kurulu toplantısında mülki ve mahalli yöneticiler tarafından dile getirilen koordinasyon ve işbirliği gerektiren hususlar ve alınan kararlar hakkında ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli iş ve işlemlerin zamanında yapılarak valiliğimize bilgi verilmesi gerekmektedir. Toplantının ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olması temennisiyle emeği geçenlere teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz. Arz ederim Sayın Valim. Eyvallah. Yatırımcı kuruluşların temsilcilerle gelen arkadaşlardan bugün tüm ödeyi tarzından bugün ilanıdır. Kanalların temsilcisi olarak şeyden Sayın Valim, Sayın Bakanım, Koordinasyon Kurulu'nun değerli üyeleri, kurumun ve şahsım adına saygıyla selamlarım. Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'nün Ordu ilinde 991 km yol ağı bulunmakta olup 1 adet şube şefimiz, 5 adet bakım evimiz, 2 adet de asfalt plantımız bulunmaktadır. Ordu ilinde devam eden 25 adet ihaleli işimiz bulunmaktadır. Bunlar genel olarak yansıda göründüğü gibidir. Bunlardan kısa kısa bahsedecek olursak, Ordu Çevre Yolu. Ordu Çevre Yolu'nun toplam uzunluğu 21.4 km. BYVSK standartındaki projede 2x9492 metre uzunluğunda 6 adet çift tünel, 2x3676 metre uzunluğunda 11 adet çift köprü, 414 metre uzunluğunda 5 adet köprü, 346 metre uzunluğunda aç kapı yapısı ve 7 adet farklı seviyeli kavşak bulunmaktadır. 2023 sonu itibariyle 10.7 kilometresi BYVSK standartına tamam olarak trafiğe açılmıştır. 2x6510 metre uzunluğunda 3 adet çift tüp tünel, 2x1185 metre uzunluğunda 7 adet çift köprü ve 44 metre uzunluğunda 1 adet tek köprü, 3 adet farklı seviyeli kavşak tamamlanmıştır. 2004 yılında Akçatepe 1 ve 2 tünellerinde ve Medetli yönünde çalışılması planlanmıştır. Şu anda 2024 yılı itibariyle 488 milyon ödeneğimiz bulunmaktadır. İmalat olarak 33 milyon artı bir miktarda borcumuz vardır. Ödenen miktardır bu. Yapım çalışmaları devam etmektedir. Planladığımız 2024 yılındaki 488 milyonu harcayacaklar. Ona göre planlarını yaptılar Sayın Bakan. Şu anda kalan proje bedelimiz 3.3 milyar olduğu için ödeneğe ihtiyacımız vardır. Ordu Çevre Yolu için ben...
Doğru çevre yolunu tamamlanan kesimlerden, pardon çok ilerledi. Ordu çevre yolunda tamamlanan kesimlerden görseller yansıttık gibi sayılmalıyım. Ordu Kabadüz yolu toplam uzunluğu 18.8 kilometre. TYBSK standartı ihale kapsamında 643 metre uzunluğunda 2 adet tek köprü bulunmaktadır. 2023 yıl sonu itibariyle 2.1 kilometre tek yol BSK 643 metre uzunluğunda 2 adet tek köprü tamamlanmıştır. 2024 yılında toprak işleme sanat yapıları çalışması hedeflenmiştir. Burada tamamlanan kesimlerden görseller sayılmalıyım. Kabadüz Çambaşı yolu. Yine bu projemiz 34.7 km tek yol BSK standartındadır. 2023 yılı sonu itibariyle 9.3 km'si tek yol BSK olarak tamamlanmıştır. 2024 yılında toprak işleri ve sanat yapıları çalışması hedeflenmiştir. Bunun parası ne kadar? Bunun parası 108 milyon yeni çevre ödeneği var. Şu an 38.3 milyon TL'si harcanmış durumda Sayın Halim. Bunun da 130, tamamlanması için 168 milyon ek ödeneğe ihtiyacı vardır Sayın Valim. Yani bu 108'de artı 160. Evet. Evet, evet, evet. Doğru söylüyorum. Tamamlanan kesimlerden görseller bu yol kısmımızda. Diğer yolumuz Topçam Mesuliye yolu. Toplam uzunluğu 5.3 km tek yol BSK standartındadır. 2023 yıl sonu itibariyle 5.3 km tamamlanmıştır. Bu çizimlerde çelik ağa, aşınma imalatları ve eksik kalan çevre düzenlemeleri yapılmaktadır. Tamamlanan kesimlerden görsel arasayım. Diğer yolumuz Topçam yolu Çağlayan Köprüsü yapım işi. Bu aksımızda da 60 metrelik bir tek açıklıklı bir köprünün yapılması işidir Çağlayan Köprüsü. 2023 yılında tamamlanmıştır. Eksik sanat yapıları imalatlara devam etmektedir. Tamamlanan köprüden görseliniz istemem. Topçam tünelleri ikinci işler. İhale kapsamında 19 tünelin elektromekanik işlerinin yapılması bulunmaktadır. 2023 yıl sonu itibariyle 19 tünelin aydınlatma imalatları, yangın söndürme, jet van imalatı, elektrik nakil hatları tamamlanmıştır. 2024 yılında VMS, VTS montajları, telekontrol, haberleşme, yangın algılama ve ihbar sistemleri çalışmaları devam etmektedir. Tamamlanan kesimlerden görüşürler. Topçam T1, T2 ve Terzi tünelleri elektromekanik işleri. Bu ihale kapsamında bir adet çift tüp tünel, iki adet tek tüp tünelin elektromekanik işleri bulunmaktadır. 2023 yılı itibariyle bu tünellerde jet van imalatları, trafosu, deposu ve sondaj imalatları yapılmıştır. Yine 2024'te BMS, VTS, yangın söndürme ve inşaat işlerinde çalışılacaktır. Tamamlanan kesimler. Diğer bir işimiz Geyikkaya, Çataltepe, Ilışar, Mesuliye tünelleri elektromekanik işi. Bu dört adet tünelin elektromekanik işidir. 2023 yılında acil kaçış armatürü, ledli yol butonları, sulu yangın söndürme ve aydınlatma armatürleri yapılmıştır. 2024 yılında enerji nakil hatları ve inşaat işleriyle çalışmalar devam edecektir. Tamamlanan kesimlerden görseller. Ulubey Gürgentepe Görköy yolu. Yolun bu projemizin toplam uzunluğu 9.6 km'dir. Bu kesim ihale bölgesindeki kısım tamamlanmıştır. Eksik sanat yapıları ve çevre düzenleme imalatları devam etmektedir. Tamamlanan kesimler. Ulubey Gürgentepe Görköy yolu. Bu projemizin toplam uzunluğu 32.9 km tek yol BSK ve 2.8 km tek yol satik kaplama üzeri BSK'dır. 2023 yıl sonu itibariyle 17.5 kilometresi tek yol BSK olarak tamamlanmıştır. 2004 yılında 1.3 kilometre tek yol BSK ve 2.8 kilometre tek yol satik kaplama üzeri BSK yapılması hedeflenmiştir. Ordu ilinde muhtelif heyelanların ıslığı. Bu projemizde 5 noktadaki heyelan ıslığı işidir. 2023 yılında 1 noktadaki Ulubey yolundaki heyelan ıslığı tamamlanmıştır. 2024 yılında diğer 4 heyelanın ıslığı hedeflenmiştir. 3 tanesinin 3 heyelan ıslığı tamamlanmış, bir tanesini de sene içinde bitirilecektir. Büyükşehir Belediye'miz projelerini yapıyor. Biz de geoteknik projelerini şu an yaptırıyoruz. Yatırım programına teklifini yaptık. Yatırım programına girdiğinde de ihale sürecine geçeceğiz. İhale edilebilmesi için evet Sayın Halim. Ama yatırım programına teklif edildi. Karayolları yol ağına dahil edildi. Şu an yatırım programının alınmasını bekliyoruz. Yatırım programına alındığı anda biz çok hızlı bir şekilde ihalesini yapıp imalatları çok hızlı yaparız Sayın Halim.
Nasıl? Sayın Bakan, proje bitti mi diye soruyorum. Efendim? Proje bitti mi şu an? Şu anda yatırım programını alındığı anda bizim ihale edeceğimiz aşamada. Yani geoteknik aşaması devam ediyor ama biz ihale edebiliriz o anlamda. Alt verilerimiz var. Projeyi aldık mı diyor? Geoteknik proje çalışmaları devam ediyor. Sondajlarını yaptık. O bir süreç olduğu için devam ediyor ama ihale etmemize engel bir durum değil Sayın Valim. Yani, yatırım programına girdiği anda ihale edebiliriz. Şu anda aldığımız çıkartabiliyoruz Sayın Valim. Doğrudur. Tamam. Yaptığımız çalışmalar için yeterli şu an, onun için yeterli şu anda. Tamam. Sayın Valim, Ulubey Gülgentepe Gölköy yakınındaki ihalemiz devam ediyor. Yapımcı firmamız şu anda orada çalışıyor. Bu yılda ödeneğiyle ilgili problem yok. Çalışmalarımız devam ediyor. Aşağıdan itibaren toplayarak geliyorlar. Orada bir çalışmamız devam edecek. Tehlike arz ediyor dediği yer. Tehlike arz yere baktıralım ama trafik güvenliğine engel bir durum varsa anında müdahale ederiz Sayın Valim. Eyvallah. Bizim o kesimde bir ihalemiz yok Sayın Valim. Aşağıda orada yok. Yani o son kesimde yok sınırda. Yok Sayın. Bu an bu yıl için bir programlamamız yok ama notumuzu alalım. Evet. Yapılan hizmetlerden dolayı gönülden teşekkür ediyoruz. Ulu Bey Devlet Hastanesi ile Ulu Bey arasında 1100 metrelik mesafeyi burada üçüncü kez konuşuyoruz. Ve müteahhit kelime alalım dedik. Burada Ulu Bey Devlet Hastanesi var. Ve yaya kaldırım yok. Çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Hemen yine Karadağ Fabrikası'nın orada. Orada bir heyran meydana geldi. Yaklaşık 4 aydır orayı da kaldıramadık. Bunu ben defalarca bölge müdürümüzle, giden arkadaşımızla bölge müdürümüzle görüştük. Ama yapılmadı. İvedi olarak yapılırsa geçerli bir kaza oldu. Ölümcül bir kaza oldu. Ağır bir kaza oldu. Bunun güvenlikle yapılmasını istiyoruz. Süreçle ilgili yarın bölge müdürümüne de geleceğim. Ama bu 1100 metrelik mesafe ihalesi yapıldı. Müteahhit firmaya hem gördüğümüz hem gördüğümüz yardımcısı bizler defalarca söyledik. Oradan başlarsa hem kaza olayını riskini azaltırız hem de bir an önce şehrin girişini ve hastaneye gidecek vatandaşlarımızı güvence altına alırız. Teşekkür ederim. Taahhüt altında devam eden işimiz bünyesinde bu 1100 metrelik kesim şu an bu aydan itibaren çalışmaya başlayacak Sayın Valim. Yani programımızda. Tamam Sayın Valim. Zaten şu anda yüklenici firmanın programladığı kesim orası. Ödeneği ile ilgili problem yok. Çalışmasında programda bir problem yok Sayın Valim. Çalışacak kesim. Tamam. Bizim yolumuzda bulunan tüm sanat yapıları tabii ki bizim sorumluluğumuzda. Onlar oraya konulurken aslında o günkü yağış rejimleri ve havzadan gelen suların debile hesapları yaparak konulmuş. Son yıllardaki bu küresel ısınma kaynaklı tüm kesit yetersizlikleri tüm kurumların ortak problemi. Orada yetersiz olan kesitler için eğer ihalli bir ikizcilerin o kesimde, ihalli kesimlerde ihalli olarak yapacağız. Diğer kesimlerde de büyütülmesi gereken kesimleri bir büyüteceğiz. Aslına bakarsan sorun yüzden kaynaklı şey yağışın yukarıdan getirdiği taşlar yüzün içine olduğu zaman ya da adet olsun içine olduğu zaman
İşte şöyle bir şey var, dediğinize katılıyorum. Aslında kesiti biz ne kadar büyütürsek büyütelim, teresubat geldiğinde öyle bir kesiti karşılama şansı yok. O bahsi geçen teresubatlar da bizim yol dışından, işte ileri yataklarından ya da işte bağlantılardan geliyor. Maalesef onları da bizim engelleme şansımız yok. Teresubat geldiğinde müdahale ederek açılmasını sağlıyoruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Valim, Sayın Bakanım, kıymetli hazırım. Hepinizi şahsım ve bölge müdürlüğüm adına saygıyla selamlıyorum efendim. Ordu genelinde 37 adet projemiz var. Bunların tamamı tarım sektöründe. Toplam proje tutarımız 4 milyar 427 milyon TL. Önceki yıllar harcamamız 521 milyon. Program yılı ödeneğimiz 160 milyon. Hali hazırda yaptığımız 41 milyon harcamamız var. 4 adet projemiz tamamlandı. 7 adet projemiz devam ediyor. 26 adet projemiz de planlama, projelendirme ve ihale hazırlık safhalarında. Kumru Göleti efendim, ön yüzü beton kaplı, 2000 metreküp dolgu hacmine sahip, 920 bin metreküp göl hacmine sahip, içme suyu faydası yaklaşık 3 milyon metreküp olan bir projemiz. Burada da gövde dolguları, ön yüz beton imalatları tamamlandı. Su alma yapısı, sanat yapıları imalatları tamamlandı. Vana odasıyla ilgili mekanik teçhizatlar, vanalar yerinde getirildi. OSKİ ile beraber efendim koordineli şekilde su tutma tarihine birlikte karar vereceğiz. Aşağıya su bırakıyoruz, içme suyu için malum kurak geçiyor sezon efendim. Ödenek açısından herhangi bir problemimiz yok. İşin toplamındaki gerçekleşme %80. Bu müteahhit kapsamında da %84 fiziki gerçekleşmemiz var. Korgan göletinde yine gövde dolgusu tamamlanmak üzere. Burada da ön yüz betonlar, bordür betonlarına başladık. Ön yüz beton imalatları akabinde başlanacak. 680 bin metreküp göl hacmine sahip. Yine bu da içme suyu amaçlı. 1,8 milyon metreküp yıllık içme suyu faydası sağlayacak. Aynı şekilde vektörel inşaatın yükleniminde Kumru Göleti gibi. Burada da %80 fiziki gerçekleşmede. Bunu da bu sene içinde inşallah bitireceğiz efendim. Çalışmalardan çeşitli görünümler yansıdı. Yine Kırtaş Göleti %32 mertebesinde polines peker yüklenimi altında yapımına devam ediyor. Burada da 230 metre uzunluğundaki derivasyon tünelimizi tamamladık. Ulaşım yolları tamamlandı. Mevcut ödenekle de tünel beton kaplama imalatlarını tamamlayacağız. Gövde sıyırma kazıları da akabinde yapılarak gövde dolgusuna başlanacak. Bu da yine içme suyu amaçlı göletlerimizden birisi. 330 bin metreküp toplam dolgu hacmi olan bir göletimiz. Yapılan çalışmalardan çeşitli görünümler. Yine Aybastı Baydarlı içme suyu ve Çatalpınar içme suyu göletlerimizin planlama çalışmaları devam ediyor. Çağlayan göleti de yatırım programına 350 milyon bedelle girdi. 800 bin metreküp içme suyu faydası var yıllık.
Bunu da ihale hazırlıklarımız elimizde hazır durumda. Eylül ayı içerisinde inşallah ihalesini yapacağız efendim. İçme suyu 2055 yılı projeksiyonuna göre il genelinde ihtiyacımız yaklaşık 87 milyon metreküp. İl merkezi ihtiyacımız 34 milyon metreküp. Hali hazırda il merkezinde işletmede olan yaklaşık 28 milyon metreküp suyumuz var. 34 milyon metreküp mevcut 6,31 milyon metreküp mevcut rezerv kaynaklar dahil tahsil edilen içme suyumuz. Evet, inşallah efendim. Sıkıntı yok. İnşaat halinde. Planlamada %10 büyük bir kısmı, işletmede %54'ü, %12'si inşaatta, %24'ü de proje halinde. Devam ediyor efendim. Taşkın kontrol çalışmalarımız Cevizdere Kuşdoğan Düzköy'de %20 mertebesindeyiz. Burada 1600 metreküp taş tahkimat imalatımızı tamamladık. İşin patlaması lazım mı? Bunun bu bizim efendim çiçek inşaat kapsamında, burada sadece kendisi malzeme getiriyor. Bunun tahkimatın döşenmesini biz yapıyorduk ama asıl buradaki problemimiz mülkiyet problemi var. Yer teslimi ile ilgili. Yer teslimi problemi çözüldüğü zaman bunu çok hızlı şekilde bitirecek durumdayız efendim. Yani burada tahkimat yapmayla ilgili herhangi bir problemimiz bulunmamakta. İşte eski bir işimiz. Hani yer tesliminde mülkiyet problemleri var. Büyükşehir Belediye'miz 18'de veya bir başka şekilde hallettiği takdirde hızlı bir şekilde bitireceğimiz bir işimiz Sayın Valim. Yine Ordu Merkez, Akçatepe, Turnasuyu köyleri, arazileri, burada da işi tamamladık. Geçici kabul aşamasında olan bir işimiz efendim. Bunun ikinci kısmını ek yatırma efendim geçen talimatınız doğrultusunda hızlandırdık. Bunu da yazıldı efendim genel müdürlüğümüze. Bunu da hızlı bir şekilde yatırım programına sokup yine yer teslimi yapıldıktan sonra hızlı bir şekilde ihale etme imkanımız var Sayın Bey. İş makinesi konusunda şimdi yerinde bakalım Sayın Başkanım. Hani ne tür, ne tarz bir ekskavatör ihtiyacımız mı var? O doğrultuda bakalım. Yardımcı oluruz efendim. Özellikle Işıklı bölgesinde geçirmiyor. Kamyonunuz var mı Sayın Başkanım? Kamyonumuz var ama yetmiyor. Yok, kamyon... hayır ben şunu diyorum. Ekskavatör konusunda yardımcı oluruz kamyonla beraber. Efendim? Yok, beraber bakarız başkanımla, orada bir inceleme yaparsınız. Fotoğrafı da bana atarsın Mehmet Bey. Yardımcı oluruz başkanım. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Başka var mı arkadaşlar? Taşkın korunma özellikle bu zamanlarda gelerek arttı. Biz de elimizin içindeki konuları Türk Önceli sırasına tekrar güncelleyelim dedikten mi? Anlaşıldı efendim. Beraber anlaşıldı. Anlaşıldı efendim. Öncelik sırasını tekrar gözden geçirelim efendim. Aciliyete göre dediğiniz gibi efendim, üst havza tedbirleri, vatandaş yayılınca, yeni ilave yollar, orman yolları açılınca, yerleşime açıldıkça tabii onunla beraber heyelanlar da tetikleniyor efendim. Üst havza tedbirleri gerekiyor. Demin de efendim bahsettiğiniz gibi orman bölgenin de bu konuda çalışmaları var. Bizim çalışmalarımız var. Büyük şehrimizin. O konuda efendim dikkate alacağız Sayın Bakanım. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Evet, güzel bir Sayın Bakanım, Koordinasyon Kurulu'nun değerli üyeleri, sizi şahsım ve kurum adına saygıyla selamlıyorum. İller Bankası olarak Ordu ili dahilinde bir adet diğer altyapı, 3 adet üst yapı, bir adet imar planı olmak üzere toplam 5 adet işimiz bulunmaktadır. Toplam proje tutarımız 100 milyon 660 milyon olup işlerimizin fiziki gerçekleşme oranı %75 seviyesindedir. Ünye Batı Park Millet Bahçesi peyzaj ve çevre düzenlemesi yapım işimiz devam ediyor. İşimizin gerçekleşme oranı %72 seviyesindedir. Perşembe ilçesi aktif karbon üretim tesisi yapım işi. İşimiz devam ediyor. İşimizin gerçekleşme oranı %79 seviyesindedir. Altınordu Karacaömer Mahallesi tekstil yurdu yapım işi
Tesisimiz bitmiş, geçici kabulü yapılmıştır. Akkuş Belediyesi İş Merkezi ve Konut Yapım İşi, işimiz devam ediyor. %41 seviyesindedir. İkizce Ordu Yoğunoluk Mahallesi'nde revizyon imar planı çalışmamız devam etmektedir. Arz ederim. Evet. Var mı? Sayın Valim, Sayın Bakanım, Koordinasyon Kurulu'nun değerli üyeleri, ben de sizleri şahsım ve kurum adına saygıyla selamlıyorum. Sayın Valim, zamanında ekonomi kullanmak adına çalışmalarımızla ilgili kısaca bilgilendireceğim efendim. Mevcut personellerimizle, Ordu ilimiz tapu ve kadastro müdürlüklerimizle bütün işlemlerimiz sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Önceden de söylediğimiz üzere 983 birimimizle tesis kadastromuz tamamen tamamlanmıştır. 2B çalışmalarıyla ilgili Ordu il ve ilçelerimizde yaklaşık 138 birimimizle 4800 hektarlık alanda 2B kullanıcı belirleme çalışması yapılmamız ise gerekiyordu. Bununla ilgili genel müdürlüğümüzle irtibata geçerek 46 birimde 2020 hektarlık alan için yetki istendi. Gerekli yetkiler verildi. İhalesi de yapıldı. Ünye, Çaybaşı, İkizce, Akkuş, Çamaş, Fatsa ilçelerimizle geçen ay itibariyle ihalesi yapıldı. Toplam ihale bedeli 2.958.000 olup yıl ödeneği 1.479.000 civarındadır. Yer teslimi yapıldı. Çalışmalar sorunsuz bir şekilde devam etmektedir efendim. Ordu ilimizde tapu müdürlükleri yönüne baktığımızda 2023 yılında 335.000 işlem yapılırken 2024 yılının ilk 6 ayında 153.000 tapu işlemi yapılmış. Bunun karşılığında 2023 yılında 362.000.000 2024 yılının ilk 6 ayında da 198.000.000 tapu harcı hazineye gelir olarak kaydedilmiştir. Çalışmalarımız sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Koordinasyonu gerektirip de bu husus yoktur. Arz ederim Sayın Valim. Sayın Valim, Sayın Bakanım, Koordinasyon Kurulu'nun değerli üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Valim, Bölge Müdürlüğümüzün ordusunda 2 adet projesi bulunup ihale süreçleri tamamlanmıştır. İl içerisinde tamamlanacaktır. Koordinasyona gereken bir hususumuz bulunmaktadır. Arz ederim. Efendim, bir tanesi Gölköy Ulugöl Tabiat Parkı'nda kilit parke taş döşeme ve duvar yapma işimiz var. Bir tanesi de Ünye'deki tabiat parkımızda hizmet binamızın tadilat işi var. Evet. Sayın Valim, Koordinasyon Kurulu'nun değerli üyeleri, hepinizi şahsım ve kurum adına saygıyla selamlıyorum. Sayın Valim, kurumumuzun sunumunu arz ediyorum. 4 İşletme Müdürlüğü, 1 Fidanlık Müdürlüğü ile hizmet etmekteyiz Sayın Valim, Ordu ilimizde. Personel sayımız 451. Bu genel bilgileri hızlı geçiyorum Sayın Valim. 10 adet projemiz bulunmakta, 179 milyon lira. Projemizin maliyeti. 518 milyon da cari giderlerimiz var. Fiziki gerçekleşmemiz %61'lerde, parasal gerçekleşmemiz %7'de istihkaklar paket içeri ödenmediği için rakam biraz düşük. Projelerimiz devam etmekte. Sayın Bakanım,
Koordinasyon Kurulu'nun değerli üyeleri, hepinizi şahsım ve kurumum adına saygıyla selamlıyorum. Bölge Müdürlüğü Müzce Ordu ilinde 2024 yılında bir adet etik proje işi yürütülmektedir. Ünye Hendek Suyu Mevki Kıyı Duvarı yapılması etik proje işimizin kapsamında batimetrik çalışmaları, hali hazır haritaları, taslak genel vaziyet planı, hidrolik model deney raporu hazırlanması işleri tamamlanmış olup, sondaj yapılıp uygulamaya esas jeoteknik raporumuz şu anda inceleme aşamasındadır. Kesin projeler, özel teknik şartname, yaklaşık maliyet ve fizibilite raporunun hazırlanmasına mütakip yatırım programına teklif edilebilir duruma gelecektir. Fiziki gerçekleştirme şu an için %30 boyutundadır. Burada yapacağımız iki adet farklı çalışma söz konusudur. Bir tanesi burada görülen karayolunun korunması amacıyla 415 metre kıyı tahkim hattı yapılacaktır. Ve devamında yerleşkelerin bulunduğu alanda da 200 metre uzunluğunda kıyı duvarı yapılması işi planlanmaktadır. Arz ederim Sayın Valim. Evet. Var mı sorusu olan arkadaşlar? Yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vakıflar Bölge'nin Sayın Valim, Sayın Bakanım, Koordinasyon Kurulu değerli üyelerim, sizleri kurum adına saygıyla selamlıyorum. 2019-2023 arası kurumsal yatırım değerlendirme formu, Sayın Valim, yaklaşık 180 proje ve yaklaşık 3 milyar 696 milyon kararına ödenmiştir. Ve 2019-2023 yıl arasında sektör yatırım değerlendirme raporu doğrultusunda kamu hizmetler olarak sosyal hizmetler, kültürel hizmetler, park ve bahçeler, ulaşım sanatları, turizm, tarım ve hayvancılık, inşaat ve terminal olarak da 3 milyar 696 milyon lira bir harcamamız gerçekleşmiştir. Yine bu harcamalar kapsamında Sırrıbaşı Caddemizin altyapı ve dış cephe zeminleştirme çalışmaları gerçekleşmiştir. Yine Kafeler Caddesi ve Tahıl Pazarı'nda peyzaj düzenleme ve altyapı çalışmalarımız tamamlanmıştır. Fatma Demirel Sanat Parkı ve Bilal Köy'den Basın Müzesi peyzaj çalışmaları tamamlanmıştır. Otobüs, Ordu Şehir Arası Otobüs Terminalimiz verilmiştir. Yine Sumat No 4 gemisi ve müze alanı projemiz hizmete açılmıştır. Tayfun Gürsoy Parkı ve peyzaj düzenleme çalışmalarımız tamamlanmıştır. Yine Gülyalı'daki Durgun Sporları Merkezimiz hizmete açılmıştır. Altınordu İlçesi Kiraz Limanı ülkesindeki mevcut yapının alyanstaki görüldüğü şekilde hizmete açılmış bulunmaktadır. Ünye Liman Roro Seferleri hizmetimiz liman genişletmesi tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Melat Yırmağı kenarında çevre düzenlemesi yapım tamamlanmış, hizmete sunulmuştur. 2024 yılı kurumsal yatırım bilgileri doğrultusunda 30-27 proje ve maliyet olarak da 1 milyar 105 milyon lira, 2024 yılı öncesinde 108 milyon, 2024 yılı harcaması 481 milyon, toplam harcamada 590 milyon olarak nakdi %58, fiziki olarak %69 gerçekleşmiştir. 2024 yılına tamamlanan işlerimiz olarak slide'da görüldüğü gibidir. Hasan Valim. Şu belgelerin altındaki efendim. Belgelerimizin altındaki topraksız tarım projesi kapsamında. Bunları tek tek söyleyeyim Sayın Valim. Halk ekmek fabrikası, bitki fabrikası yapım işi, Ünye Liman konteyner alım sahası, beton yapım işi, Ünye Liman remontör üretim yapım işi, Cumhuriyet Turnosu mahalle arasındaki sahil, bisiklet yolu ve koşu yolu yapım işi, yine organik etnik piliç yetiştirme tesisi yapım işi. 2024 yılına devam eden işlerimiz ekranda gözüktüğü gibidir. Yine 2024 yılında yol yapım işleri 4 proje kapsamında BSK Stabilize yeni yol açma ve beton yol yapım işi olarak şu anda 964 km yapılan miktarı ve 314 milyar yaklaşık 315 milyar para harcamıştır. Yine 2024 yılındaki yol çalışmalarımızdan kesitler BSK Stabilize asfalt yaklaşık 2024 yılında 34 km BSK yapılmıştır.
Yine strateji yol çalışmaları kapsamında yeni yol 858 kilometre, yapılan harcama 54 milyondur. Yine beton yol çalışmalarımızdan 2433 kilometre beton yol yapımımız için gerçekleşmiştir. Yeni yol aşma çalışmaları yaklaşık 37 kilometredir yeni yol olarak hizmete sunmuşuzdur. Kamu hizmetlerinde tamamlanan işlerimiz, yine Sayın Valim halk ekmek fabrikamız yapılmış olarak devam ediyor. Yine bitki fabrikası projemiz tamamlananlar arasında. Cumhuriyet Tümnosu'yu sahil listet koşu yolu projemiz. Ünye Limanı konteyner alanı sağ beton yapım işimiz tamamlandı. Yine Ünye Limanı rıhtım yapım işi tamamlandı. Organik yetki piliç ve yetiştirici tesisimiz yapım işi tamamlandı. Kamu hizmetlerine devam eden işlerimiz kapsamında Perşembe ilçesi aktif karbon üretim tesisimiz devam ediyor. Altınordu ilçesi gençlik kütüphanesi kaba inşaat işi tamamlandı. Yine Altınordu ilçesi mezbahane ve kaba inşaat işimiz devam ediyor. Çaybaşı sosyal tesis projemiz, Gölköy terminal iş yapım işimiz, Kiraz Limanı Parkı, 1. Bodrum Müşteriyat Alanları'nın tabiat işi yaklaşık %90'a geldi, tamamlanmak üzere. Bürgentepe Meydan cephe iyileştirme işimiz devam ediyor. Perşembe ilçesi cephe iyileştirme 1. etap çalışması %95'te. Kumlu ilçesi cephe yapım işi %37'de. Çambaşı Turnalık Yaylası, Aydınlatma Aplak Taşı Mevki, Seyir Terası işimiz yaklaşık %50'de devam ediyor. Melek 3. etap çevre düzenlemesi çalışma işimiz devam ediyor. Eski Pazar Camii restorasyon ikmal yapım işi %95'lerde bitmek üzere. Yine Ordu ilinde tarım ve hayvancılığı geliştirme açısından projelerimiz %100 olarak tamamlanmış bulunmaktadır. Arz ediyorum. Eyvallah. Bana bir soru olan sebebinde. Az önce de beyan ettiğim gibi bir şu sert taşımından dolayı ara dereler olduğu sayılır. Normalde ıslah çalışmaları kurulan şeklinde sayılır ama hali hazırda orada onları temizleme yapılması lazım. Yani ıslah çalışması. Çeşmeli ıslahdan gelenler duruyor yerine. Evet, evet. Evet. Burada da sizin uzunlarınızda sahip arkadaşlar sonra destek evet. Sayın Hacım, ekiplerimiz zaten şu an sahne. Ben Sayın Kanadımızdan dedikleri bölgedeki alanlara da ekiplerimiz oraya yönlendir. Zaten şu an ilçede ekiplerimiz devam ediyor zaten çalışmaya. Hali hazırda tıkalı olan, yani acilinlikle açılması gereken bir süre ise şu an hatta dediğiniz değerler varsa, eğer sebepleri bilmiyorsa, Sayın Valim, Sayın Bakanım, Koordinasyon Kurulu'nun değerli üyeleri, hepinizi şahsım ve kurum adına saygıyla selamlıyorum. Ordu'nun 19 ilçesinde 772 mahallesinde bütçe imkanlarımız dahilinde genellikle kurum marifetiyle çalışmalarımızı devam ediyoruz. Sayın Bakanımızın kamu kaynaklarının verimli kullanılması talimatı doğrultusunda sadece devam eden iki tane işimiz vardı. Bunun bir tanesini tamamladık, bir tanesi de kısa süre içerisinde tamamlanacak. Ben esas bu son yıllarda yaşadığımız kuraklık konusuna dikkat çekmek için madde ekledim. Şimdi şu anda gördüğünüz Ordu ilinin son bir yıllık meteoroloji alınan verilere göre çok şiddetli kurak olarak yaşadığını görüyoruz. Yani bu Türkiye ortalamasının yaklaşık %50 üzerinde yağış alan bir ilin bu duruma gelmesi kuraklığın günümüzün ne kadar önemli bir konusu olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır. Tabii bu kuraklık sebebiyle kış ayı çok kurak geçti, hiç kar yağmadı. Yaz ayında işte lokal yağışlar oluyor. Dolayısıyla az önce bölge müdürümüzün anlattığı depolama tesisleri devam eden, iadesi yapılacak olanların
kısa süre içerisinde tamamlanmasının önem arz ettiğini vurgulamak amacıyla böyle bir konuyu gündeme getirdim. Tabii taşkın oluyor, taşkında zarar görüyoruz. Bu depolama tesisleri hem taşkını önleyecektir hem de yağan, kısa sürede yağan suyun denize akmasını önleyecektir. Ve bu konuda bu çalışmalar için bunun bir artık ulusal mesele haline getirilip devlet su işlerinin kaynaklarının artırılarak hızlı bir şekilde bu çalışmaların tamamlanması gerekmektedir. Tabii bu göletleri biz DSE ile protokollü olarak yapıyoruz. Yani bunun 30 yılda geriye ödüyoruz biz. Bize OSKİ'ye faydası bunun ödemesinin 30 yıla yayılması Sayın Bakanım. Bizi ilgilendiren bölümü burası. Bir de bu Bolaman Havzası projesi kapsamında iki tane göletimiz vardı bizim. Baytarlı ve Kabataş göleti. Bunların planlama ve proje çalışmalarının tamamlanmadığı gerekçesiyle kapsamdan çıkarılma durumu söz konusu. Bu konuyla ilgili bakanlığa biz gerekli yazılarımızı yaptık, takiplerimizi yapıyoruz ama size de gündemde arz etmek istedim. Yani suyun depolanmasından daha önemli bana göre bir konu yok diye düşünüyorum Sayın Bakanım. Arz ediyorum. Artık depolayalım, nereye kullanalım. Var mı sorusuna? Yok. Teşekkür ederim. Tüm ilgilerin polisiyelere yapılıyor. Çok değişik. En sayıda. İkinci oldu. Polisiyel benim. Diğerleri bize. Sen de önümde kapta görüşürüz. Şimdi bekliyorlar Sayın Bakanım. Şu anda altı projelerin bekliyorlar. İyi tabii işte. Şimdi biz hep benim biraz söylüyoruz. Dün tabi yatırımcı kaçırıyoruz. Yani çok büyük yatırımcı geldi. Başkaları kaçırıyoruz. Bu sonuçta 15-16 tane sanayisi var. Şimdi 45 tane de yetinecek tabi. Evet. Sağolun. Sağolun. Malum Sayın Bakan, projenin sonu kıymetli üyeleri hepimize saygıyla selamlıyorum. Bizim Türkiye Cumhuriyeti ikili kartlarında %94 oranında değiştirdik, %6 oranında hala Türkiye Cumhuriyeti ikili kartlarını almayan vatandaşlarımız var. Bakanlığımız yıl sonuna kadar bunun bitirilmesini bizler. Emir buyuruyordu. Bu noktada ilçe kaymakamlarımızdan yardım talep ediyoruz. İlçe müdürlerimizin kurumlarında çalışan personellerin eski Türk cüzdanlarla ilgilenmeyi kimlik kartını yenilemeye yönlendirmek istiyoruz. Yine sürücü belgeleri 31 Mart'ta yenilenmiş olacak ama %20 civarında hala yenilenmemiş sürücü belgeleri var. Bu konuda yeni kaynaklarından yardım talep ediyoruz. Yine bizim adres ve nüfus hizmeti diye bakanımızın bir hizmeti var. Ordu olarak da sayın kaynaklarımızla belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Oransal olarak Türkiye birincisi 80-90 yaşındaki vatandaşlarının nüfusun bilgilerini gelmeden memur göndererek onlara nüfus hizmetini adresle sağlıyoruz. Bu noktada sayın kaynaklarımız ve belediye başkanlarımız zaten bize destek oluyorlar. Araç devrinin noktasında kurumlarımız da oluyorlar. Desteklerini devam istiyoruz. Sayın dostum. Evet, sayın işler. Bu kimliği değiştiren kullanan şunlar diye bildiğimiz sistemi varsa onları yasaya tutursak karanlığa arkadaşlar indirirler. Bak bunlar da eşit ederdi. Öyle bir şey var mı? İkşan mı? Bir ilçe olarak her ilçede ikamete sürdü. Kimlik kartlarını değiştirmeyenlerin sesini döktük. Bir de memurlarımız vatandaşları tek tek arıyoruz. Onu ilçelerde verseniz. Karnatan dediniz de öyle bir şey. Karnatan arkadaşlar, belediye başkanlarımız. Yani yeni bu vatandaşlar geldiğinde hepsinde yani nüfusçuları imrazı gerekmeyen bir işi olduğunda dahi yasını mahkeme bir işi varmış. Ben bir kısımdır aslında. Türk ilçe nüfus müdürleri tarafından kaynaklanmayı ve belediye başkanlarımızla bu listeleri geçeceğim. Valla ben sen yazdım da böyle gelmiş de ne işte sadece müdür kaynaklanmayı yani şu halde sudanını yenilemesi gerekiyor diye. Bir de problem şu. Belki %100 hiç var mı? Yani
dışarıdaki ordular orada yaşayanlardan fazla. İkamet esasına göre değiştirilmişler çıkıyor. Yani şiddeti herhalde İstanbul'da veya yurt dışında başka bir yerde yapıyorsun. O erişime güçlü nedeniyle yani biraz yüzeyi bulmamız zor olacak ama bulmak zorundayız. Yani Sayın Bakanım bu kadar önce bir talimat oldu. Yusuf Bey de o talimat açıklamayı yapıyor olabilirsin. Yani bu konuya biraz yani değinmemiz gerekiyor kardeşim arkadaşlar. Belediyelerdeki halkla ilişkiler bilimlerinden yani şimdi sorar kendilerden yeni bir hususların yok mu abi? Niye yok? Bak bir şey var ya. Bir de bizi de hatırlatmasını yapmakta fayda var. Sayın Vali, Sayın Bakanımızla buradayken söylediğim olabilir mi? Türk ilçelerde bu belediyenin ilan panolarının bunu devam ettirmiş. Çalışmak yapalım. Bunun gerek basımını, gerek orada yayınlanmasını. Hem verin yanında da teşekkürleri yanına yapabiliriz. Anlaşıldı. Hem verin yanında da artan seyretmeye uygulayacağım. Sayın başlıyorum. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Sayın Bakan, Sayın şimdi çok fazla şey, her şeylerimiz yurt dışında, diğer şehirlerde gidiyorlar. Devlet yardımı biliyorsunuz, nüfusu yani bizim başka yerlerdeki nüfusu orada kaydedersiniz, belediye masraflarını en azından karşılamaya imkanı olur. Yani bizim hep nüfusun başarıları belli bir rakamda ifade etmek istemiyorum. Hani gelen işler yazın burası 1 milyon 200 milyon, bazen 2'ye geliyor. Hepsi hizmet istiyorlar. Yani ne olursa kaydının nüfusunu buraya kaydetsinler ki buranın gelirli arasındaki hazine yardımları nüfusa göre günümüzün tasarlanan bu. İkincisi belki şeylerin içinde ilginç verelim. Mesela günleri, koyu günlerinde cuma arasında. Çok dinletmiş. Tabii yerine çok yazdık bir şeylerde biz alalım bir şey olarak. Değerlendirelim. Çünkü en sağlıklı malzeme. Bir ayı. Yani organizasyonu yapıp biz büyük şey olarak yardımcı oluruz. Toplamın parasında kalır. Bir hesap yaptık biz. Bir aile, bir aile. İki çocukla beraber karı kocaklığın kocası. Şimdi olan kaza kalır. Başka. Bu yandan işsizlik yok. Bu yandan işte ekonomik yok. Bu yandan da kaynakları kaçırır. Bunun olarak şu anda da ben gündeme bilgisayar yazdık yapalım. Bir şey olarak bir şey olarak sizlerle birlikte çalışmaya hazırız. Birincisi nüfusun orada yaşaması. İkincisi bu takım çocukların değerlendirmesi. Başta yunum olacak. Orayı olmamış. Üçüncüsü de nüfusun bölgeleri toplumun da bizim içinde kullanmak ve hayatımda yaratılmış. Eyvallah. Sağ olasın. Evet, başka sözü olan arkadaşım var. Belediye başkanlarımızdan ya şunu söylesem iyi olur diye. Buyurun. Bu konu alabiliriz. Şu anda ben profesörün anladığı sıkıntısı var. O konu aşılması noktası bir çare mi diyor? Nerede? Anlamadım. Efendim şöyle, şu anda vatandaşı çıkarmak kararlanacak ama
Almaya dayalı ticaretler alabiliyor. Bunda da sıkıntı var. Evet. Evet. Bakanlığımız seçimler dolayısıyla adres beyanlarında belge ibrazı zorunluluğu getirdi. Beyanda bulunacak kişi otel kasının kira sözleşmesi ya da elektrik, su, doğalgaz, abonelik sözleşmesi ya da faturası gibi bir belge ibrazı zorunluluğu. Ama orada oturmuyor. Orada oturmadığını biz, yani oturup oturmadığını, yeni kayıtları, özellikle mühim olanları araştıracağız. Bu işte dediğim gibi, yani tekrar söylüyorum, sahte, yanlış, bilgi, beyanla, belgeyle böyle bir kayıt yapılırsa, yani kaydını silerek bir suç duyurusunda bulunduruz ki, buna gözüme çağrı kutan okul idarecileri, müdürleri, yani Cebis'te ta Fatih Bey'e kadar da Uzun'a yanlışlıkla da Fatih Bey'le dair yani hastalığımızdır bu konuda. Açık söylüyorum. Eyvallah. Evet. Sayın Valim, Sayın Bakan, Güzellik Koordinasyonu dinleyenleri. Sayın Valim, Mümkünler'e geçmiş olduğum geçtiğimiz yıllarda Fasıl İlçe Yetkin Türk tarafından yapılan orta öğretim öğrencilerinin taşınması ile ilgili yaklaşık 11 mahalledeki 110 öğrencimizin bu seneki taşıma yemeğleri iptal edildi. Onunla ilgili yardım istedim. Evet, onu dün konuştuk. Bir hesabını yapacak Fatih Bey. Ne oldu, ne çıktı sonuçta? Taşınma masrafı olarak görevin 4 alanı, 5'in sene, 5'in sene, tüm atlamasını çıkarmasını 33 bin lira civarında, 33 bin küsür. Normal yatırlık alanı, bir öğrencinin maliyetinde yaklaşık 17-18 bin lira civarında. Bakanlık bu konuda net tavır var. Taşınmadığımız takdir edilen aynı resimleri ifade ettiğiniz gibi bakanlık diyor ki bu konuyu yapın. Okul, ilçelerde hastanede bir belirtini yapacağını göstereyim. Evet. Şimdi orada ne çıktı ben anlayayım diye soruyorum. Maliyet yer yer geçecek. Yani, taşıma 33 bin lira civarında ortalama. Pansiyonda çocuğun kalması 18 bin lira. 18 bin lira. Kaç lira yer geçecek ya Sayın Hanım? Evet. 18 bin lira. Geride 33 bin lira. Başka 33 bin lira var. 33 bin küsür Sayın Hanım. Öyle demedim başkan. Bakan tam yarışı dedim. Bendeki tam tersi Sayın Bakan. Ben şöyle söyleyeyim. Anlamadım. Hesap karşı. Biz ödemeyi biz yaptığımız için Sayın Bakan bu kadar şey, iki tane şeyin bir bölümüne az önce beraberdik. Bu üç kuruş. 33 bin lira ortalama. Az önce 40 bin lira dedi. Bazı önce 28 bin lira. Bu sene geçen sene 60 küsur öğrenci taşımışız Sayın Bakan. Bu sene 59 öğrenci. 10 tane seyircilerden taşıyacaklar. Öğrenci öğrenci. Ondan sonra karşılığında varıncaya kadar dedik sabitli. Ben dosya yanımda değil, esnaf dedi. Ödediğimiz para bizde değil mi? Şimdi ne? Yani bu kadar ne söylüyorum sen bana? Tamam. Orada şöyle bir ihale itirazlar geldi. Şimdi sadece erkekler alıyor muyuz efendim? Hı. Kızları taşıyoruz. Bunların ödülüşüne olanlar da biliyor, biliyor. Sayın ben de bir şey. Yani olanlar bizimle 14 kişi gelecek günümüz. Sadece kızlar kaldığında 9 kişiye geliyor. Biz doğulan hepsini taşıyoruz. Kızlar da pansiyon alsak. Kızlar da 70 ay sen var. Kızlar da pansiyon alsak. Sadece sen. Yine de ne? Ne sen ödeyim sen var? Nasıl? Perşembe için. Perşembe için. Perşembe için. Biz öğrenciyiz. Yurtumuz olmadı. Yurt yok. Perşembe günü yok. Şöyle, bu bahsetmiş olduğumuz bölge Ledesörü bölgesi. Oradaki Hasay'a daha yakın olan bölge gibi taşımasını yaşıyoruz. Diğer merkezde bir sıkıntı yaşamadı. Sayın Bakan, 19 ilçede, 2-3 ilçemizde böyle bir sorun var. Beşiktaş'ın coğrafyası geniş olduğu için, Pasar'da, Beşiktaş'ın daha uzak olduğu için eski odanında böyle bir sorun var. Her ilçelerimiz kendi problemini çözdüler. Pasar'ın metresi önünde, oradaki diğer kaç yer daha baktım, sizinle Mersin'in anlaştım. O bölge, onlar taşınıyor, eskiden beri taşınıyordu. Fakat bu sene tasarruf tedbirlerinden dolayı açık seçim, net görüş var. Bakanlık Beyazı'nın yardımını hesap edeceğim sana. Tamam. Bu işe matematiğe soracağız. Matematik söylüyorsa ne yapacağız? Evet. Matematik her vakti de devletten daha az para çıkıyorsa ondan yana olur diyor. Tamam. Geçin abicim. Başka arkadaşlar var mı? Keşke şunu söyleseydim ya. Buyurun. Sayın Mahallim Hatlar.
Bizim üstünde yolun çok seyretmeliğimiz var. Nerelerde de işgahlarımız var. Bizim vatandaşlar çok şikayet oluyor ki de olacak dedi. Bunu ilk yazı yazmış. Bence ben şu yüzyılımızdan bir misal var. Bence enerji ilaçları ile ilgili program yaşanmıştı. Siz söyledi. Program yaşanmıştı. Şu anda sadece bir program var. Ondan sıkıntı yok. 26 sürede aydın oldu. Doğru. İyi. Anladım. Başkan arkadaşlar, devam arkadaşlar. Yok. Bitirelim mi? Bitirelim. Herkes böyle değil. Aynen. Allah. Bitirmeden şunu söyleyeyim, bu kadroda eksiklikler var, eksiklikler kendini söylesinler. Hemen arkadaşları bir güle güle de yollar çoksun, herhalde kısım gidiyor. Kim nereye gidiyor? Sayın Bayan, Esma'yı var. Tamam, doğru. Gidiyor, doğru. O gitti. Bir de Osman Bey'le ilgili bugün bir gelişme oldu, onu da söyle Osman Bey. Sayın Bayan, bugün 15 müdür oradaki görevli zor korda. İl müdür olarak. Evet, il müdür olarak. Bu topaksa katılıyorum. Gün önceden Bakan Bey imzasıyla başka biriyle teklif edilmişti. Ben de kabul etmemiştim. Tamam. Onun üzerine görev değişikliği yapıldı. Araştırmacı katılımcısı ortayı diğerine silah müdür atandı. Evet. O gün zor korda. Yani müdürlük mü, ordu mu, ben ordu kendisi ederim dedi Osman Bey. Yani bu müdürlük istemiyorum deriz. Evet. Yani biz de beraber, onun için gözlemliyoruz. Herkese hayırlı olsun inşallah.